klasik 2 saatlik chart'tan başlayalım. Daha önce anlatmıştım bunu. 2 saatlik tren, yani kısa vadeli trende 2 saatlik bakıyorum bu indikatörden. Burada çok çizimleri kaldıralım. Şimdi buradaki trend olumluya dönmüş şurada. Şu an son aşamasında, yani buranın tutması lazım. Totalde çok ufak bir farkla kırmış ama ikisini de kırmasını bekliyorum. Ben bunu söylemiştim. Yani biri kırıp diğer, yani biri yükselen trendi, diğeri düşen trende kırarsa saymıyorum. İkisi de ya düşene girecek ya da ikisi de yükselene girecek. O yüzden şu an buranın tutmasını bekliyorum, yani son aşama olarak. Genel düşüncelerimi de aktaracağım zaten son. Genel her şeyi anlatırken. Günlük baktığımızda da Fibonacci daha önce tweet olarak atmıştım. Tepesinde 41.700 belirledim. Zaten şu kutunun içinde küçük bir kutu var. Orayı önemli görüyorum. Burası kaç? 40.900 ile 41.700 arası. Orası güzel gözüküyor. Yani şu 37.800 üstünde gün kapatabilirsek biraz, buralarda dolanıp böyle 39.400, 38.000 arasında biraz dolanıp sonra yukarı doğru bir hareket yapıp buradan aşağı salabiliriz gibi geliyor. Şu aşağıdaki likidasyonları alıp sonra gidebiliriz gibi bana açıkçası. Genel düşünce öyle. Sonra yani şey diyebilir miyiz? 36.600 bizim en güçlü direnç desteklerimizden bir tanesi şu an, yani iğne olarak. Ya şu an öyle duruyor. Evet. Yani buranın da altı biraz trend bozulacak, yani yükselen dipler bozulacak gibi duruyor. O yüzden buralar bence önemli. 36. Pardon, arkadan ses geldi. Yani buranın tutması önemli bence. 36.600'de bir tane şey var. Onu da birazdan gösteririm. Likidasyon gözüküyor. Orada güzel bir likidasyon gözüküyor. Belki orayı da alır. Ama dediğim gibi yani şu an trend indikatöründe kısa vadede bu şu kutunun, mavi kutunun tutması önemli bence. Onun dışında günlükte hala alt trendi devam ediyor. Orada bir değişiklik yok. Böyle Fibim var, takip ediyorum. Bunda tepesi 1.62. Yani 1.60'a doğru gidebilir gibi geliyor. 1.55-1.60 arası oralardan bayılabilir gibi geliyor aşağılara. Aşağıda toplayacağım, benim bekleyeceğim yerde 1.24 olur. 1.24.7, 1.27 arası şu bölgede almayı planlıyorum açıkçası. Bir daha düşerse. Total 2 grafiğine böyle bakıyorum. Ve VWAP bantlarıyla bakıyorum. VWAP bantlarının da şu iki mor bant çok eskilerden geliyor. Şu diğer 2021 dipleri, 2022 dipleri falan, oraları tutan bantlar. O yüzden şu bantların teması önemli bence. O bantlara eğer bir temas gelirse orada satmayı düşünüyorum. Geri çekilmede de almayı düşünüyorum. O bantlar da şu an 790, yani total 2'de 790, yani bu ileriki günlerde biraz daha düşeceği için ne zaman geleceğini bilmiyorum. Herhalde 785-800 arası. O civarlar yani. Hoca alalım mı satalım mı kardeşim? Nereye söyleyeceğim bir dakika ama. Bir nefes alalım ya, bir dakika. Ya bizde kaçamak cevap. Bak bizde kaçamak cevap yok, söyleyeceğim. Sonra diğer bir VWAP bantları da bunlar. Uzun zamandır bunları takip ediyorum. 5-6 kere paylaştım herhalde. En önemlilerinden biri şu sarı bant. Boğanın başlangıcından aldım bu VWAP'i. Şu ilk, Allah, mouse çıldırdı. 2021 dibini tutmuş. 2022 dibini tutmuş. Şimdi de bize direnç olmuş. Yani hep destek olmuş. Şimdi de direnç oluyor. Tam oradan dönüyoruz totalde. 5-6 kere test ettik herhalde. Ben bunun da aşılıp, yani o diğer hedefim için, çünkü aşılması gerekiyor mantık olarak. Şu üst bandın üstlerini yani şöyle, bak şöyle, 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 sonra oradan şuraya bayılıp orada da tutacak olarak şu bir web bandını şöyle gitse herhalde şöyle destek olur. O da yine 1.27'lere falan geliyor diye düşünüyorum. Burada da böyle mantığım var. Yani şu an direnç dediğimiz yer gayet normal aslında, ama ben bunun da bir tık aşılabileceğini düşünüyorum açıkçası. Son bir manipülasyon diye. Total grafiğinde. 12 saatlik grafikte şu trendi takip ettim. Söylemiştim, hala trend olumlu. En son kırdığında 25.000'ler burada dip olarak kaldı. 1.02 totalde.
Şu anda da burası 1.28'de 1.30 arası. Zaten düşerse de 1.27'ler demiştik. Herhalde belki fitil olarak kalır oralar. Yani buranın tutması önemli 12 saatlikte. Şu an olumlu, bir sıkıntı yok. Kırmızı yakmaya başlamış ama normal yani. Boğada bu hep kırmızı yakar. Yükseldikçe de yakar. Önemli olan senin belirlediğin dirençlerde kırmızı yakarken, örneğin 1.40 banttan da belirledik diyelim. 1.40 hani şuradaki soldaki bantlardan 1.41'i yüksek bir direnç olarak belirledik diyelim. 1.41'e geldiğinde kırmızı yaktıysa işte o zaman kar alabilirsin, satabilirsin gibi düşünebilirsin yani. Ama yani biraz aşırılık var diyor. Şu 1.60'lara doğru bir hareket gelirse daha da güzel olacak. Hani 1.60'larda bir daha kırmızı yaktığında işte oralarda bir daha satmayı düşünebilirim yani. Süper trend, ben bunu 3 günlükte Bitcoin'i 3 günlükte heykineşim onlarıyla bakıyorum. Çünkü böyle bakınca çok karışıyor yani. Kapanışlar bazen tam sınırda geliyor. Böyle daha temiz olduğunu düşünüyorum. Şu an alım trendinde bir değişiklik yok açıkçası. Bunun dışında harmonik formasyonlardan da burada yani indikatör var burada. Şurada vermiş örneğin tepeyi. Sonra düşmüşüz. Burada şu an verdiği bir harmonik formasyon yok. Bunu ekstra konfirmasyon olarak kullanıyorum, söylemiştim. Bir değişiklik yok. Bu grafikte de bir değişiklik yok. Burada Bitcoin market cap'ini Çin Yuan'ı bazında bakıyorum. Güzel bir kanal var. Range var. Range'in ortasına daha gelmedik. İşte bu 41.000, 42.000 bandına gelirsek herhalde şu range'in ortasına doğru da gelmiş oluruz. Oradan da bir tepki alabiliriz aşağı doğru. Bilmiyorum. Burada RSI bakıyorum günlükte. Şu an tam trendin desteğinde ama yani buraların tutması o yüzden güzel olur diye düşünüyorum. Bakalım. Bu kanka bir şey sorabilir miyim? Tabii. Çin Yuan grafiğine neden bakıyordun? Orayı tam anlamadım. Ya çünkü Çin tarafından gelecek bir likiditeyi bekliyorum. Hani o adamlar kendi para biriminde nasıl görüyor Bitcoin'i acaba diye bakıyor. Ha, anladım. Anladım. Örneğin bu 16.000 dibi Çin Yuan'ı bazında market cap'inde Bitcoin'de biraz da tabii Bitcoin sayısı da artıyor oradaki. Ama tam eski 2017 tepesine denk geliyor. Normalde 20.000 burası USD bazında. Ama bu grafikte tam tutuyor birbirini. Bu grafik daha temiz gözüküyor. Örneğin şurası 25.000 gözüküyor dolar grafiğinde. Ama yani şurası 30.000 normalde dolar grafiğinde. Burada 25.000 sanki yani kazanmış range'i destek olarak çalışmış bir grafik. Daha temiz bir grafik bence ya. Çok daha temiz bir grafik. Çok iyi. Çalışacağını düşünüyor. Burada daha önce bahsetmiştim. Çok basit düşünerek. Bu genelde böyle boğanın başlangıç trendlerinde 20 günlük EMA temiz çalışır. Yani buranın tutup tutmaması trendin devamlılığını yapar. Çok da basit bir indikatördür aslında. Ama zaten basit düşünmek lazım. 1, 2, şu anda da 3'ü deniyor gibi. Yani buranın tutması önemli. Buranın altındaki sarkıp böyle biraz oyalanması sonrasında aşağı çok sert hareketi getirebilir. O yüzden hani buranın tutup biraz daha şöyle gidip sonra burası böyle gelirken aşağı kırıp sonra bir yerden destek alıp burayı direnç çevirip sonra bir daha aşağı ise yani benim daha çok seveceğim bir hareket olur açıkçası. Ama şu anlık bir sıkıntı yok yani. Destek olarak çalıştırıyoruz gibi görünüyor. Grafiklerim trading view tarafında böyle. Şimdi bir Google grafiklerini vermek istiyorum. Bakalım. Bir saniye. Hepsini en son özetleyeceğim. Bu arada Valenar Ethereum, Valenar hocamız 25 abonelik hediye etmiş. Hocam teşekkür ederiz. İnsanlar yetmedi. Siz kendiniz full trollü hediye etmek için uğraşıyorsunuz. Şu an bir tanesiniz. Bu indikatör Coldplay indikatörü Twitter'da yabancılar arasında bayağı ünlü. Şu an paralı galiba. Ben bir abimin hesabından kullanıyorum o yüzden. O da ücretsiz almış galiba arkadaşı. Şu an bu trend olarak bakıyorum bunu arada. Trend olarak olumlu bu da. Yeşil görüyorsunuz günlükte. 3 günlükte yine olumlu. Haftalıkta
haftalıkta da oldum. Yani burada bir sıkıntı yok, onu göstermek istedim. Genel haftalıkta önemli, özellikle çok daha önemli. Haftalıkta olumluya girdiyse ve hani şu 30 bine kadar şu an bir sıkıntı, yani genel çekilmeler alım daha mantıklı gözüküyor. Onun da nedenlerini de biraz daha açıklayacağım. Bu tamam. Bunu olumlu olarak baktık. iBlock tarafında limit alım satım indikatörü burada, yani şu 25 bindeki alım çok yoğun görüyorsunuz. Sonra yine alımlar gelmiş biraz biraz. Satımlar biraz gelmiş. Satımlar şurada biraz yoğun, biraz daha fazla yoğun gelmiş ama çok bir inanılmaz bir satış olduğunu söyleyemem yani bence. Burada yüksek bir short oranı yani, ama top traderların oranı bu. Yani Binance'deki top traderlar burada shortluyor. O yüzden bunları takip etmek önemli. Yani onların shortları doğru shortlar oluyor genelde. Burada bir 38 binde shortlamışlar. Şimdi biraz daha rahatız şu an. Yine buralara gelirse konuşuruz ama şu an bir sıkıntı yok gözüküyor. Hatta retest için iyi bir noktada, yani yeniden longa dönmek için belki de buralar belki biraz daha üstü. Bu grafik de öyle. Bir olumlu, o da bir sıkıntı yok yani. Bakalım. Açılırsa umarım long short oranına biraz bakalım. Ben en çok Velodata kullanıyorum çünkü çok basit. Coinalyze'dan daha basit bence long short oranına falan bakması. Coinalyze'da spot CVD grafiğini kullanıyorum. Bu birazdan açılacak herhalde. Buna bakalım. Şimdi bu FD-USD grafiğine bakıyorduk spot CVD tarafında. Şimdi gördüğünüz gibi her range'de yüksek oranda alım geliyordu. Her range'de yüksek oranda alım geliyordu. Ama bu en son şu 38 bine işte ilk gittiğimizden beri olan range'de 38-35 arasında olan range'de artık biraz yavaşça salıyor gibi CZ. İnanılmaz, hani buradaki alım kadar satış yok ama eski alımlar kadar da alış yok yani. Yavaş yavaş biraz salıyor. Hani her düşüşte biraz daha böyle tutmamasının bir yerlerin nedeni de bu olduğunu düşünüyorum. Hani CZ biraz salıyor. Bu biraz daha salar gibi. Hani daha çok alımlar Coinbase tarafından, hani ETF, BlackRock'ları onaylanacak işte Amerika'daki biraz coşku tarafından geliyor gibi. Bu biraz daha salarsa zaten yani CZ'nin sattığının işareti yani. Buralarda satarsa, biz de onunla birlikte satarsak iyi olur bence. Hani dağıtım. Son bir manipülasyon, sonra çöküş. Güzel bir dönüş böyle gibi geliyor zaten mantık olarak. Burası da böyle. Burası açıldı mı? Bilmiyorum. Demin göstereceğim 36.600'deki Bitcoin, şurada bir 36.638'de biraz likidasyon var gibi gözüküyor. Burası önemli. Belki onu da alıp hani bir fitil bırakıp kapatırsa yukarıda güzel olur. Genel ama buranın tutmasını bekliyorum. Trendin daha güçlü devamlığı için. Altlarda çok bir likidite kalmadı gözüküyor 3000'lik grafikte. Üstlerde şurada biriken bayağı bir likidite var. Trend devam ederse zaten onu da almak isteyecektir diye düşünüyorum. Bir de bir aylık şeye baktığımızda, şimdi beklediğimiz gibi aşağıdaki likiditeler almadan tak 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 yükseldiği için şu 33.800'deki 34.000'deki likidite bayağı bir çoğaldı. Eğer o 40.000'den 41.000'den beklenen düşüş gelirse ilk hedef oraların olacağını düşünüyorum. Oraları bir fitilleyip komple temizleyeceğini düşünüyorum. Çünkü zaten market likidite oynuyor bayağıdır. Hacimler düştüğü için. Gelen hacimde zaten ETF haberleri bazlı CME tarafından daha çok. Binance zaten davalarla uğraşırken bayağı hacimle düştü. Burada çok şu an belirgin bir şey açıkçası ben göremedim. İnanılmaz bir open interest ya da funding rate değişimi yok. Burada yani hani dipte shortluyorlar ya da tepede inanılmaz longluyorlar denilecek bir durum göremedim.
açısından. Sonra önemli olarak kripto mevsim var Kerem abi. O opsiyon piyasalarında daha tecrübeli. Onun paylaştığı bir veri var. Bitcoin max pain seviyesi. O da 30K seviyelerinde. Birkaç gün daha buralarda dayanıp hatta biraz daha dediğim gibi üste gidersek bu da 31-32K seviyelerine gelebilirse opsiyon piyasalarındaki max pain 29'dan 30'a geldi zaten. Düşüşte de oraların tutması ve oralarda hani biraz oyalanmamız mantıklı geliyor bana. Yani mantıklı gelir bana da açıkçası. O yüzden bunu da göstermek istedim. Sonra son bir göstermek isteyeceğim de şu an yayın duraklatıldı. Evet, yayın durakladı kanka. Açacağım hemen. Bekliyoruz. Son satışı demiş ki Kasım ayları genelde yükseliş yönlü, Aralık ayında ise düzeltme yapıyor demiş. Herhalde bunun da olabilir. Bir istatistiği vardı. Her Kasım'da işte bir çöküş mü ne geliyordu? Pardon, yükseliş. Olabilir evet. Yani şu an hatırlamıyorum. Yani şimdi çok aynı olmasa da mesela geçen yılda Kasım'da FTX crash'i yaşanmıştı. Bir kriz miyiz, düşüşü görür müyüz sorusu gelmiş. Stone yani piyasalarda döngüsel analizlerde tatillerin ya da şeylerin mutlaka bir etkisi oluyor ama hani kripto bazında direkt Kasım ya da Aralık diye bir şey şu an hatırlamıyorum. Yani. Yıl sonuyla yani, alakalı öngörebileceğim bir şey var mı ayrıca? Belki 24 Aralık Christmas o tarihte ya da o tarihe yakın bir tepe verip sonra aşağı salabilirler. Genelde orada kar alma ya da trend değişimi oluyor. Hani bir oradan 24 Aralık'tan sonra 10 Ocak galiba, 10 Ocak mıydı, 15 Ocak mıydı Çin'in tatili var. O 2-3 hafta hani trend değişimiyle biraz aşağı doğru salabiliriz gibi geldi. Hem S&P tarafında hem de S&P'yi takiben kripto tarafında. Yani yıl sonuna doğru böyle bir tahmin yapabilirim. Sanki bana Aralığı iyi başlatıp kötü bitirecekler gibi geliyor. Tamamdır bu. Bu fotoğraf Bitcoin on-chain accumulation trend, yani akümülasyon trendi. Econometrics'ten aldım bunu. Ücretli bu da normalde. Trendin şu an zayıf olduğunu görüyoruz. Yani maviye dönüyor akümülasyon trendi. Yani aslında akümülasyon var ama taking pressure dediği bunların kendi belirlediği bir skorlama tekniği var. Şu anda da onda gitgide zayıfladığını görüyoruz. Yani bu aslında çok da iyiye işaret değil. Ve trend bu akümülasyon devam ederken bunları yapanlar arasında daha çok 1 BTC'den az, yani küçük balıkların biriktirmeye hevesli olduğu 1K ile 10K BTC, yani büyük balinaların ise bu trende çok inanmadığını görüyoruz. Bu tür durumlardan sonra geri kalan yazıyı da okudum ben, raporu. Bu tür durumlardan sonra ise genelde Bitcoin'de hani %10, %15, en az %10, %15'lere varan derin geri çekilmelerin olabileceğini söylüyorlar. Kendi analizleri bu şekilde. Benim de yani hani buradan mı gelir, biraz daha manipülasyonla yukarıdan gelir diye düşünüyorum ama ben hani o geri, büyük bir geri çekilmeyi, o Bitcoin hareket etmeden gelen o geri çekilmeyi düşünmemin nedenlerinden biri de bu. Yani destekliyor. O geri çekilmeyi beklemeyi destekliyor açıkçası. Sonrasında bir dakika. Evet. Bu tabloda The Rational Root diye bir adamdan, kendisinin Bitcoin Strategy Platform diye yine ücretli bir platform var. Bu alttaki turuncu grafik son bir yılda aktif olan arzın oranını gösteriyor bize. Bu gördüğünüz gibi yani şey artarken, fiyat artarken düşen, böyle derinleşen bu arz oranı olunca genelde tepe görüyoruz biz. Yine burada da artmış, burada da derinleşmiş, burada da artıyor, burada da derinleşiyor. Şu an ise yukarı doğru, yani birikim, yani şu diplerden görüyorsunuz şu aralıkta hep birikim, şu yukarı doğru gitmiş, işte burada toplanmış böyle yukarı doğru gitmiş, yine burada da
yukarı doğru giden, bizim için olumlu fiyat için, uzun vadedeki fiyat için olumlu olduğunu görüyoruz. İleride bir gün tepeye yaklaşırken bu aşağı giderse yine biz bunu hani tepeye yaklaştık, kar alımları başladı tarzında yorumlayabiliriz. Ama şu an genel uzun vade planımızda bir değişiklik yok. Yani on-chain üzerinde olumlu gözüküyor. Deminki yorumladığım bu kısa vadeliydi, akümülasyon trendi, bir geri çekilmeyi kastediyordu. Bu ise genel uzun vadeli, yani diplere ve tepelere olarak baktığımız bir grafik. Yine bugün, dün gördüğüm için bunu da hani koymak istedim analizin içine. Yani genel anlamda hani 115'e 120'ye gideceksek 30-40-20 ucuz fiyatlar Bitcoin bazında. Onu belirtmek için söyledim. Genel güzel grafiklerden biri bence. O yüzden. Hepsini özetleyeceğim en sonunda. Bu altcoin spekülasyon grafiği şu an %41 seviyesindeyiz. O dediğim son bir manipülasyon yapılırsa biraz daha da altların bir tık daha artmasını bekliyorum açıkçası. Bu %60 seviyelerine kadar gelirse, 60 hep direnç olarak çalışmış ara yerlerde. Şu yerler ise hep hani şu 2021'in tepesi, 2022'nin ara rallisi. Bu yerler ise tepe, yani büyük tepeler, büyük altcoin rallileri sonunda gelen yerler. Ama 60 seviyesi, bu 80-90 büyük seviyeler. 60 seviyesi ara rallilerde hep direnç olarak çalışan seviyelerden biri. O yüzden şu an 41'deyiz. 60'a gelirse yine fiyat da 41 seviyelerindeyse ben çıkacağım. Sonra 32'leri, 33'leri bekleyeceğim. Yani planım bu yönde açıkçası. Dediğim gibi şu an 41'deyiz. Ben bunun biraz daha yukarı gitmesini bekliyorum açıkçası. Bu hangisiydi? Bitcoin. Evet. Bu Bitcoin bütün perp piyasası, option piyasası, işte future piyasasının toplamının ısı grafiği gibi, yani ısınma grafiği. Yani çok ısındıysa yüksek kaldıraçlar, opsiyon piyasalarında yüksek beklentiler, yani patlatılacak çok büyük bozlar var demek. Soğuduysa da tamam, güzel yerdeyiz, dip için, alım için güzel yerlerdeyiz demek. Geçen 38.500, ilk 38'ler olduğunda işte Bitcoin'de 38-38.500 aralığında bu tepelerdeydik. Yani piyasa ısınmıştı biraz. Şimdi soğuyor. Neredeyse yarıya gelecek. Bu yarıdan destek bulabilir. Buralardan destek bulabileceğini düşünüyorum. Eğer bir daha 41'e giderse, 41.500'e, bu da yine ısınırsa orada da tam tepeyi verebileceklerini düşünüyorum açıkçası. Oradan sonra şu aşağıdaki en soğuk bölgeyi bekleyeceğim. Orada da yine alım yapmayı düşünüyorum. Orası çok gelir mi bilmiyorum. Çok gelmemiş gördüğünüz gibi. Bu FTX çöküşünde gelmiş. Birkaç kere gelmiş. Bir de bu 25K'larda gelmiş. Şu an ısındı. Isındıktan sonra hızlı bir geri çekilme yaşadı. Bir ısınma daha yaşayabilir diye düşünüyorum ben. Bunu da yine paylaşırım değişikliklerini. Bu piyasaya duyulan güven grafiği. Şunları ben çizdim. Direkt güven endeksi değil. 10-15, yani 20 tane farklı endeksi karma yapıyor. Sosyal medya endekslerinden tutun güven endekslerine. Onun grafiği. Şimdi buna baktığımızda önceki döngülerde bunu çizebiliyorsam daha iyi olur. Bunun için. Evet. Bak. Aynen. Evet. Önceki döngülerde şimdi şu M'yi yapmış ya. Şu M'nin dip noktası sonraki ta 3-4 yıl sonra gelen ara rallinin tepe noktası olmuş. Şurası. Tamam mı? Bu elde. Sonra örneğin şu M'yi yaptı. Tamam mı? Şu M'nin dip noktası sonraki 3-4 yıl sonra gelen ara rallinin tepe noktası olmuş. Tamam mı? Sonra şu M'yi yaptı. Şu M'nin dip noktası, burası 60-61 seviyesi falan oluyor. 3-4 yıl sonra gelen şeyin ara rallinin tepesi olabilir. Şu an 54 seviyelerindeyiz. Burası 61 seviyesi falan oluyor. Eğer dediğim gibi biraz daha FOMO lazım sanki. Biraz daha. Bir tık daha FOMO lazım. Son bir FOMO. Eğer o son bir FOMO ile buralara gelirsek, orası yine tepe olarak çalışabilir gibi geliyor bana. Ara rallinin tepesi.
Sonra 30'lara düşüş, sonra geri devam gibi geliyor bana açıkçası bu foto, yani bu grafik özelinde. Yani bu grafikte kendi düşüncemi yine kendi kendime doğruluyorum. İşte belki doğru, belki yanlış bilmiyorum. Sonrasında arkan ses geliyorsa bu arada çok özür dilerim. Bilmiyorum şu an geliyor mu ama. Çok gelen bir ses yok kanka. Logan deli gibi. Bu da Ethereum'un yine ısınma grafiği. Bu da biraz soğudu. Tepelerdeydi. Şu anlık dediğim gibi yani buradan biz bir ısınma daha bekleyebiliriz gibi geliyor bana. Yine ısındığında şu tepelere yakın. Sonrasında çıkarız ama. Yani son bir ısınma. Bu biraz daha yaklaştırayım. Ethereum'la net likiditenin uyum grafiği. Yani Fed'in net likiditesinin Ethereum'la ne kadar uyumlu çalıştığı. Yani likidite artınca Ethereum artıyor. Likidite azalınca Ethereum azalıyor. Müthiş bir korelasyon var aralarında. Bu ise tahmin edilen Fed net likidite grafiği. Artık buradan bir dönüş bekleniyor. Yani likidite de dip geldi. Buradan artık olumlu tarafa dönüş bekleniyor. Yani bu da şu demek, piyasalara para girmesi bekleniyor demek. Zaten bunu grafiklerde görüyoruz yani net bir biçimde. Daha önce de bu hani şuralarda falandı diğer yorumlamamızda. Hani Nasdaq olumlu bekliyorum dedim, Bitcoin olumlu bekliyorum dedim. Artık ama daha da yani artık döngünün diğer tarafına doğru geçiyoruz'u anlatmaya çalışıyorum burada. Daha uzun vadede işte o 115'e 120'ye gidiyoruz'u düşünüyorum Bitcoin'de. Bu da yine uzun vadede hani global likidite de dip geldi. Artık bundan sonra artışa daha çok önem verilir tarzı bir grafik. Bunu da öyle sunmak istedim. Olumlu yine bence uzun vadede. Kanka, bu da buraya girmeden chatte biraz soru birikti. İstersen bir soru cevap yapalım. Tamam. Birkaç soru yapalım. Birikti çünkü. Stone Effect sormuş. Senin için en önemli bulduğun veri hangisi? Yani benim için gerçekten bu veri %10 olmazsa bile %90 doğruluk payı var dediğiniz bir soru sormuş. Herhalde güven endeksi şu. Az önceki gösterdiğin değil mi? Evet. Yine bir soru var. Son Satoshi Nakamoto sormuş. Bitcoin 41'e çıkıp 32'ye tekrar düşerse altcoin'ler bugünkü seviyesinin üzerinde mi olur? Altına mı düşer diye bir soru sormuş. Görüşünü almak istemiş. Bence son hype'da hangileri yakalarsa hype'ı, örneğin sol shitleri yakaladı gibi ya. O hype gibi yani birkaç coin yakalayacak hype, örneğin son döngüde ne olursa RV olabilir, AI olabilir. O birkaç coin birkaç x yani 2-3x bir anda yaparsa fiyat böyle uçarsa onlar tabii ki düşüşte yine bugünkü seviyesinin üstünde olur. Ama normal Bitcoin'le hareket eden coin'ler, örneğin Bitcoin %10 arttı, o da %10 artıyorsa ya da %20 maksimum belki de. Böyle ölü coin'ler 32'ye düştüğünde eski 32 seviyesinin altında olacağını düşünüyorum. Çünkü Bitcoin dominansının biraz artacağını düşünüyorum artık. Yani ilk önce buradan azalacağını, 50'lere kadar belki. Sonra 50'den Bitcoin dominans bazlı bir market olacağını 57'lere kadar düşünüyorum açıkçası. O yüzden herhalde düşer altcoin'ler. Daha düşük seviyelerine gelir. Bazıları hariç. Örneğin hangileri hype'ı yakalayabilir? TIA yakalayabilir. Neutron yakalayabilir. Bunun gibi bazı coin'ler yakalayabilir. Yeni ve işte kendinden söz ettirebilecek. Ayrıca bir soru daha var, onu da ben sorayım. Tabii abi. GZ'nin istifasını nasıl yorumluyorsunuz? Yükseliş için hazırlık mı yapıyorlar demiş. Yani GZ'nin istifasından kendi analizime açıkçası bir yorum yapmadım ben. Yani Amerika istedi hukuksal olarak. Başka yapacakları bir şey yoktu. İstediklerini yaptılar. Yani Amerika'da Sam'in intikamını aldı. Başka bir şey yok. Yorumum yok yani. Sen de Amerika kontrolünde bir boğa yaşanacağını düşünüyor musun? Mesela ben öyle düşünüyorum. Amerika her şeyi kontrol altına aldığında artık ipini serbest bırakır ve uçurur diye düşünüyorum piyasayı.
Ya ben kontrolden çok likitte bakıyorum abi. Sanki bu boğanın kralı Çin tarafı olacak. Yine eskisi gibi yani. 2018'de de sanki o taraftandı. Sonra yani Çin her zaman bu kriptoda önceden geliyor. Sonra batılıların yani eline veriyor, sonra çıkıyor. Genelde öyle. Yine öyle olur herhalde. Bir şekilde önceden geliyorlar yani oyunu birlikte oynuyorlar büyük ihtimalle. İlk o pantlıyor, kendi halkını kilitliyor. Sonra o pantlıyor, kendi halkını kilitliyor. Sonra çıkıyorlar gibi bir oyun var. Yani genelde o tür haberlere çok şey yapmıyor. Hani düşünmüyor. Hangi taraf olur falan böyle. Tamamdır bro. Başka soru var mı diye bakıyorum ben. İstersen devam et. Daha farklı soru göremedim. Tamam abi. Bu yılda Nuple grafiği yine on-chain Ses Arıcının mi sesi gitti. gitti? Evet, arıcının Muhabbet. sesi gitti. Onu fark ettim şimdi. Bir anda ses gitti geldi. Aracı buram burada mısın? Hattan mı düştün? Hattan düşmemiş. Aracı. Beyler aracı hattan düştü. Hemen bir ulaşalım bir bakalım. Yazdım TG'den. Evet, interneti Alo. gitti yüksek ihtimalle. Alo, hoş geldin kanka. Evet, internetim gitti. Aynen Yeni şu an geliyor sesim. adacı olaraktan geldim. Nerede kaldın en son? Şey bu geldi mi? Nuple. Kanka şimdi ekranı veriyorum. En son A dedim bitti yani kanka, öyle söyleyeyim. Bir dakikamız yok bizim. Tam bunu pull grafiğini anlattım. Geldi mi orası? Gelmedi. Tam bunu pull grafiğinde bu ara rallilerin tepesi hep blip kısmına geliyor. İşte bu 2013'te bu ara kısmına gelmiş. 2017'de, 2016, 2017'de yine ara ralli bu kısma gelmiş. Sonra düzeltme gelmiş. Sonra devam. 2019'da yine ara ralli bu kısma geliyor. Sonra düzeltme. Sonra devam. Burada da son bu şimdiki rallide de ilk buraya gelip sonra düzeltme verip sonra devam diye görebiliriz. Yine takip etmemiz gereken yerlerden biri olarak düşünüyorum burayı da. Burası da okey mi? Okey kanka şu an. Tamam hemen. Chat'ten de Bir de son olarak tamam. Bir de son olarak short long term holder in profit yüzde olarak bunu takip ediyorum. Bu genelde yani tam dip yaptığında diplerde ekstra konfirmasyon alıyorum. Tepe olduğunu düşündüğüm yerlerde tepe attığımda bakıyorum. Yani örneğin bu boğa da tepelerde olduğu olmuş ama boğada olduğumuz için bakmaya gerek yok. Ama ara yerlerde ya da dip olduğunu düşündüğüm yerlerde eğer bu tepede ya da dipteyse ekstra konfirmasyon alıyorum. Şu anda da biraz tepedeydi, biraz düştü. Şimdi bir daha tepeye gidebiliyor şu 100 seviyelerine. Yukarı doğru bir ayakta. Eğer bu fiyatla birlikte bu da 100 seviyelerine giderse oradan kar almayı düşünüyorum açıkçası. Yine diğer şeyler gibi. Aslında diğer baktığım grafiklere de benziyor yani. Her grafikte olduğu gibi örneğin Nuple'da biraz daha yukarı. Orada tepe bekliyorum gibi. Burada güven endeksinde biraz daha işte 60 seviyeleri sonra tepe bekliyorum gibi gibi. Yani son açıkçası bir daha yayın vereyim o kısmı. kanka, pencerede yaşıyorsun, okey. Evet. Yani Okey. açıkçası buradan dediğim gibi hani yani nereden olacağını kimse bilmiyor. Ama işte böyle giderken şöyle yavaş yavaş gitti. Son bir burada altcoin'lerin yükselmesini beklemiyorum şu son ayakta. Sadece Bitcoin yükseldi diyelim. 41.700 işte burada
yani burada millet shortlayacak bir tane sıraları falan. 39, 400, 500, 600, 700, 40 falan. Onları patlatmak için son bir yükseltme. Sonra aşağı, sonra böyle hani yapabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Dediğim gibi verilerde herhalde hani bu buraya geldiğinde onlar da satış yerine gelir gibi düşünüyorum açıkçası. Düşüncem öyle. Bir de genel bir son bir boğa ile ilgili şey söylemek istiyorum. Genel bu boğada geçen hani basit düşünmekle ilgili bir grafik şey yapmıştım. Yani paylaşmıştım. Şimdi eğer buradan red yersek eğer burada alım olur kesinlikle şu kutuda. Ama ben genel bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu seferki boğada eski boğalar gibi örneğin şurada dümdüz yükseliyoruz ya şurası. Ya da işte ya bu grafik çok yerince gitmiyor da işte. Şurada dümdüz yükseldik ya. Bu sefer öyle hani buradan geldik sonra böyle dümdüz yükseldik gibi bir şey beklemiyorum. Burası. Beklentim daha çok arada müthiş düşüşlerle hani %30 %40'a varan geri çekilmelerle olan bir rally. Yine örneğin hedefim 115-120 aralığı. O aralığa gideceğimizi düşünüyorum. Ama o aralığa giderken arada büyük sorunlar yaşayabileceğimizi de düşünüyorum makro bazda. Örneğin yani buradan geldik. Burası bence alım olur. Bu kutu bence satım olur. Makro ile bakmam. Yani hani 30 işte 33, 34, 30 aralığı alım olur. 57, 60 aralığı satım olur. Sonra yine düşüş nereye kadar derinleşir bilmiyorum ama herhalde yüksek dipler yaparak gider mantık olarak yani. İşte dip, yüksek dip, yüksek dip, yüksek dip burada yaparsa, yüksek dip, yüksek dip. Yani müthiş düşüşler olmasına rağmen yine yüksek diplerle bir şekilde tepeye varabileceğimizi düşünüyorum. İşte sonra şurada örneğin düşük dip yaptığın anda marketten çıkıp sonra da bir crash devamı gelebilir diye düşünüyorum. Yani genel boğa hakkında düşüncem bu şekilde. Önceki boğalar gibi dümdüz değil de daha gerçekten herkesin elendiği hani bu opsiyon piyasalarındaki max pay'inlerin çalıştığı daha fazla çalıştığı çünkü ETF ve genel ilginin buraya kaymasıyla müthiş bir hacim girer bence oralara da. Daha fazla çalıştığı o yüzden düşüşlerin derinleştiği, yükselişlerin hızlandığı bir piyasa bekliyorum açıkçası. Genel son söyleyecek olursam da planımı dediğim gibi 40.000, 45.000, 41.500 aralığında satmak ama ilk önceki beklentim o aralık yani 40.000 Bitcoin iken Ethereum'un daha fazla hareket etmesi. O yüzden Ethereum'a bakacağım biraz. Genel beklentim Ethereum 2350-2400 aralığındayken satmak altcoin'lerimi. 34.000 32.000 aralığında geri almak. 57.000'e kadar tutmak sonra. 57.000'den de büyük ihtimal satacağım. Ama o zaman onu o zaman der. Yani şu anki düşüncem o şekilde. Son söyleyeceğim bu. Birazdan da bir iki gem konuşuruz seninle. Budur yani. Son düşüncem bu. Gayet güzel bir düşün. Güzel bir algı. Teşekkür ederim kanka. Ya chatten bir de bir soru geldi. Ben ne olduğunu bilmiyorum ama sana sormak istedim. Herhalde bunu da istiyorlar. P-Cycle göstergesi. Ne olduğunu biliyor musun? Evet biliyorum. Tespit defteri sormuş bunu anlattı mı diye. Yok daha çok yani tepelerde çalışan bir indikatör 111 DMA'yı kullanıyor. 111 DMA ile açalım onu da. Bir saniye. Kayıtlı vardı bende. Ya 111 DMA ile 350 DMA kesişirse eğer tepe sinyali geliyor. Daha önce 3 kere çalıştı. Müthiş bir şekilde yani.
Hatta 4 kere. 4 kere çalıştım müthiş bir şekilde. Diğer tepeye yakın da yine bakarız çalışacak mı çalışmayacak mı. Şu an onda gösterilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. Dediğim gibi tepeye yakın bakılıyor ona. Eğer 111 DMA ile 350 DMA kesişirse 350 çarpı 2 diyor. Hatta şu an kuralına bakıyorum şeyden. İndikatörün kendisini açtım. Aynen. Kesişirse o zaman tepe sinyali olarak veriyor. Yani şu an bakılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. O kısımda. Eğer 100'lere, 150'lere belki de 80'lere nerede olacağını bilmiyorum da kesişim. Oralarda bakılabilir dediğim gibi.